Aksiyon Zamanı kanalından sizlere selamlar arkadaşlar. Ben Aksiyon Zamanı kanalından Muhammed Alperen Çelik arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber ne mi yapacağız? Evet, yeniden bir tarih videosuyla da karşınızdayız. Dediğim üzere bugün sizlere bir tarih videosu daha çekiyorum. Evet, bugün 1 Mayıs. İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun. Tabi bizim videomuzun konusu İşçi ve Emekçi Bayramı tarihiyle ilgili değil. Bizim videomuzun konusu arkadaşlar 29 Nisan. 29 Nisan dediğinizde aklınıza ne geliyor? Benim 29 Nisan dediğimde aklıma Kutül Amare Zaferi'nin yıl dönümü geliyor. Geçtiğimiz bu günlerde Kutül Amare Zaferi'nin yıl dönümüydü. Evet. Kutül Amare Zaferi. Ya Kutül Amare Zaferi ne? Birçoğunuz da bunu bilmiyor. Osmanlı'nın tek kazandığı bir cephe Çanakkale cephesi değildir. Bu çok yanlış algılanır. Osmanlı'nın kazandığı bir cephelerden bir tanesi. Hatta Osmanlı'nın son zaferi olarak adlandırılan İngilizlere büyük darbe vurulduğu cepheye Kutül Amare cephesidir. Kutül Amare unutulan, unutturulmaya çalışılan bir destandır. Ve unutturulmaya çalışılan bir zaferdir. Ama biz burada olduğumuz sürece bu zaferi gençlerimize, abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize her seferinde anlatacağız arkadaşlar elhamdülillah. Kutül Amare Zaferi arkadaşlar Osmanlı'nın son tokat olarak İngilizlere bilinir. İngilizlere büyük hezimete uğrattığı Kutül Amare Cephesi. Ne yazık ki şu an o topraklar elimizde değil, Mondros Ateşkes Anlaşması ve Lozan'dan dolayı da kaynaklanıyor bazı şeyler arkadaşlar. Öncelikle bugün sizlere evde kalın diyorum ve çok uzatmadan videomuza başlayalım arkadaşlar. Evde kalın, sağlıklı kalın ve diğer videolarımıza da bakın ve videonun konusuna geçelim. Allah'ın aslanlarının zaferiydi. Kutül Amare. Şaha kalkan aslanların zaferiydi Kutül Amare. Kıyama kalkanların zaferiydi Kutül Amare. Kutül Amare bir milletin zaferiydi. Kutül Amare İslam'ın son ordusunun zaferiydi. Kutül Amare kıyama kalkanların, rükuya eğilenlerin, semaya kalkan ellerin zaferiydi. Şaha kalkan aslanların zaferiydi Kutül Amare. Kutül Amare zaferini ince ayrıntısına kadar bu videomuzda sizlere anlatacağız. Bu videomuzda Kutül Amare kahramanını ve Kutül Amare'de ismi geçen önemli isimleri, önemli kahramanları ve diğer adıyla önemli kahramanları, önemli düşmanları, önemli ajanları bu videomuzda açıklığa kavuşturuyor ve Kutül Amare'nin yıl dönümünü kutluyoruz. Çok uzatmadan videoya geçelim diyorum. Bir destan bu Kutül Amare. Osmancık taburunun destanı. Çok uzatmadan videoya başlayalım. Evet, bugün sizlere Kutül Amare'yi anlatacağız. 29 Nisan günümüz olduğu üzere Instagram'da story'imde de duyurdum ve daha önce de bu Kutül Amare'yi hakkında bir sürü soru sordum. Ve bazıları çok saçma sapan, alakası olmayan cevaplar verdi ve ben de bu videoyu bu yüzden çekmeye gerek duydum. Bu videoyu lütfen herkes izlesin. Bu videoda tüm sorularınıza cevap bulacak. Ya nasıl, öyle miydi, ben öyle bilmiyordum gibi sorularınız tamamen silinecek. Ve tüm sorularınız bu videoda yanıt bulacak. Tarih ile alakalı tüm sorularınız bu videoda yanıt bulacak arkadaşlar. Öncelikle Osmanlı Savaşı'nın en hezimetli dönemleriydi. Son zamanlarda taht kavgaları yüzünden ve bayağı savaş kaybetmişti. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle Osmanlı daha büyük felakete sürüklendi. Çünkü Sultan Abdülhamid Han 33 yıl boyunca devleti ayakta tutmuş ve devleti gayet iyi idare etmişti. Maalesef Sultan Abdülhamid Han tahttan indirilmiş. Enver Paşa bu konuda hata yapmış. Hatasını daha sonra anlayacaktır. Ama bizim bugünkü konumuz Enver Paşa değil, Kutül Amare'dir. Bildiğiniz üzere iki Alman gemisi Yavuz ve Midilli olarak değiştiriliyor. Mürettebat değişmiyor.
Ama bayraklar, Türk bayrağı çekiliyor. Bunun üzerine Rus limanları bombalayıcıyla Osmanlı da her türlü savaşa girmiş bulunmakta oluyor. Ve bizler de ittifak devletlerinden yer alıyoruz. Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan olmak üzere itiraf devletleri Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa, Japonya, Amerika da sonradan katılacaktır onların arasına. Evet arkadaşlar, bunun üzerine 1. Dünya Savaşı başlıyor. Aynı zamanda büyük bu savaşın başlamasının en büyük sebebi Avusturya Macaristan'ın veliahtı Franz Ferdinand'ın öldürülmesiydi arkadaşlar. Kral veliahtının öldürülmesiydi. Bu veliahtın öldürülmesinden sonra tüm devletler barut fıçısı gibi oluyor ve barut fıçısı gibi olan devletler patlıyor. Bunun üzerine savaş başlamış oluyor her türlü. Ve Osmanlı Devleti de bu savaşa giriyor. İngilizlerin en büyük amacı Osmanlı topraklarını işgal etmek. Özellikle Arabistan'daki petrol kaynaklarını ele geçirmek. İstanbul gibi onların kutsal saydıkları toprakları geri almak da en büyük amaçları. Ve bize nefretleri 1453'ten İstanbul'u almamızdan başlıyordu onların bize nefreti. Ve bugün sizlere Kutulamarne Zaferi'ni anlatalım. Ve çok uzatmadan Kutulamarne Zaferi'nin asıl deyişine geçelim arkadaşlar. Biz Kutulamare'ye gelelim. Evet, Süleyman Askeri Bey'den başlayalım öncelikle. Biz General Tausend'dan başlamayacağız. Daha çok biraz daha geriden başlayacağız bu bölümümüzde. General Tausend'dan değil, Süleyman Askeri Bey'den. Peki ya Süleyman Askeri Bey kim? Kim bu Süleyman Askeri Bey? Daha önce de Instagram'da story'imde sormuştum. Süleyman Askeri Bey arkadaşlar Garbı Trakya Cumhuriyeti'nin kurucularından, İtalyanlara karşı Trablusgarp'ta büyük başarılar gösteren bir komutandır. Ve Balkanlarda Garbı Trakya Cumhuriyeti'ni kuran bir komutandır. Ve teşkilatı Masson'un kurucularındandır dediğim üzere. Peki Süleyman Askeri Bey bu savaşta rolünde, Süleyman Askeri Bey Osmancık taburunu kuruyor. 900 kişilik bir tabur, seçmeler yaparak en iyilerini alıyor ve Enver Paşa'ya gidiyor. Enver Paşa da Kafkas yerine Irak'a gideceksin diyerek ona görevi veriyor. Ve bunun üzerine Süleyman Asker Bey Kutulamare'ye yola çıkıyor. Osmancık taburu Kutulamare'ye varıyor. Ama Süleyman Askeri Bey'in oradaki yerli Arap halktan da savaşçılar seçiyor. Bedevilerden de savaşçılar seçiyor. Onlara da çok güveniyor. Orada bunun üzerine savaşlar başlıyor. Rota Savaşı olmak üzere birçok savaşta başarılar gösteriyor Kutulamare'de. İlk başta Osmanlı taburu olmak üzere. Ama İngilizlerin daha fazla kuvvet aldığını öğrenince Bedevilerden de yardım alıyor. Ama büyük bir ihanete uğruyor kendisi. Bedevi Araplar kaçıyor. Bir tek Osmanlı askerleri kalıyor. Osmanlı askerleri sayısı azalınca son zamanlarda ağır yenilgiler alacaktır kendileri. Peki biz bu Bedevi Arapların yani neden bize ihanet ettiğini öğrenebilir miyiz isyancıların? Biz de Müslümanız. Onlar da Müslüman. Neden kutlu bir devleti yıkıyorlar? Neden cihanın İslam devletini yıkıyorlar ki? İşte burada kafamızda soru işareti oluyor. Neden bize ihanet ediyorlar? Neden bize arkamızdan vuruyorlar? İşte ben size bu sorunuzu şimdi yanıtlayayım. Story'imde sordum. Ünlü İngiliz ajanı kimdir? Ünlü Oxford Üniversitesi'nde eğitim almış, yerli Arap halkı Osmanlı'ya karşı kışkırtmış İngiliz ajanıdır. Araplar gibi yemek yemeyi içmeyi bilen, Araplar gibi bilmeyi bilen ve onların kültürünü çok iyi bilen birisi. Kim bu? Bir sürü kişi dedi ki Louis, 18. Louis, alakası yok. George, alakası yok. Ajan Lawrence arkadaşlar. Ajan Lawrence. Peki bu Ajan Lawrence neden? Kim bu Lawrence? Ünlü İngiliz ajanı. Kendisi Oxford Üniversitesi'ne eğitim aldı dediğim üzere. Peki Araplara ne gibi vaat veriyor? Onlara altın veriyor. Yiyecek ve silah veriyor. Şerif Hüseyin de iki yüzlülük yapıyor. Bir yandan Osmanlı askerlerinden silah alıyor. Bir yandan da İngilizlerden altın alıyor. Hangisi daha fazla altın verirse. Faysal ve Ali de oğulları da iki yüzlük yapıyor. Osmanlı'dan filite silah istiyorlar. Cemal Paşa ihanet edeceklerini biliyor.
Ama yine de onlara yardım ediyor. Bizden yana olsunlar diye. Ama İngilizlerin maddi durumu daha iyi olduğu için onlara daha fazla yardım ediyor. Ve bunun üzerine Osmanlı'dan yana yer almıyorlar arkadaşlar. Peki neden ihanet ediyor? İşte Faysal Veli de 200'lük yapıyor. Bunun üzerine İngilizlerin maddi durum daha iyi olduğu için İngilizlerden yana yer alıyorlar Şerif Hüseyin'de. Ve bu yüzden onlara bir vaat daha veriyor arkadaşlar. Büyük Arap İmparatorluğu. Sizlere büyük bir Arap İmparatorluğu vereceğiz. Ama onlar büyük Arap İmparatorluğu vermek isteselerdi, büyük bir imparatorluk isteselerdi Osmanlı'yı yıkmazlardı. Aynen böyle diyorlar. Bunun hatasını çok sonra Mekke Şerif Hüseyin daha sonradan anlayacaktır. Çok pişman olacaktır ama iş işten geçmiş olacaktır arkadaşlar. Bunun üzerine Osmanlı'yı arkadan vuracaklardır. Ve Bedeviler de ihanet ediyor. Süleyman Askeri Bey de bu ihanete dayanamıyor. Bu acıya dayanamıyor. Ve kendisi ağır yaralanıyor. Ağır yaralandığı için de arabasında subaylar arabayı kontrol etmek için arabadan inerler. Ve birden arabadan silah sesleri gelir. Gittiklerinde Süleyman Askeri Bey'in intihar ettiğini öğrenirler. Süleyman Askeri Bey bu acıya dayanamayıp intihar eder. Bunun üzerine ordu başsız kalmıştır. Komutasız kalmıştır. Süleyman Askeri Bey intihar ederek şehit olur. Şehit sayılır. Peki Süleyman Askeri Bey'i gömerler. Peki ordu komutasına kim geçecektir? Hemen Enver Paşa'ya telgraf çekiyorlar. En başta Albay Nurettin Bey'i gönderiyorlar. Albay Nurettin Bey hemen bölgeye atanıyor ve duruma el koyuyor. Albay Nurettin Bey de bölgeye geliyor. Kendisi başarılar gösterecektir. Ama Süleyman Askeri Bey'in ölümünden sonra Albay Nurettin ve birlikleri de Kutülamare'yi İngilizlerin yoğun saldırılar altında sonucunda Kutülamare'yi İngilizlere kaptırıyorlar. Çünkü İngilizlerin komutasına da General Townsend atanıyor. Bir yandan da General Townsend komutaya atanıyor. Ve General Townsend da komutaya atandığı için de arkadaşlar İngilizler Kutulamare'yi yavaş yavaş kuşatıyor ve Kutulamare'yi İngilizler bir gecede alıyor arkadaşlar. 5 gecede hatta. Bir ani bir saldırı yapıyorlar ve Osmanlı askerleri dağınık bulunuyor çünkü. Süleyman Askeri Bey'in başından ayrılma ölümünü izinlemeyen askerler var. Yaralı askerler var savaşlarda kaybettikleri için. Bunun üzerine Kutulamare kaptırılıyor. Yüzbaşı Doğan da Kutulamare'nin içinde bulunan komutanlardan bir tanesidir. Kendisi de esir düşüyor İngilizler arkadaşlar. Bunun üzerine General Townsend ve birlikleri Kutulamare'yi alıyor arkadaşlar. General Townsend ve birlikleri bunun üzerine Kutulamare'yi alıyor arkadaşlar. Peki bundan sonra ne olacak? Albay Nurettin bunun üzerine birçok saldırı düzenliyor Kutulamare'ye karşı ama pek başarılı olamıyor. Bunun üzerine bu başarı yani pek başarı elde edemeyince bölgeye Erzurum'daki rotasını değiştiren Kafkas cephesi yerine Irak'a gidecek olan Halil Kut Paşa atanıyor. Peki Halil Kut Paşa kimdir? Kendisi büyük bir komutandır. Enver Paşa'yı yetiştirmiş ve Enver Paşa'nın amcasıdır kendisi. Kendisi Enver Paşa'nın amcası olan gene Trablusgarp'ta büyük başarılar gösteren komutanlar arasında yer alır. Peki Halil Kut Paşa da bunun üzerine bölgeye atanıyor ve Albay Halil de bölgeye atanmış oluyor arkadaşlar. Halil Kut Paşa bölgeye atandıktan sonra Osmanlı askerleri daha farklı başarılar elde ediyor. Albay Nurettin ile ikisi başarılar elde edecek ama Albay Nurettin de başarılar elde edemeyince Enver Paşa onu çağırıyor ve Bağdat valiliğini ona veriyor. Bu ağır yük omuzlarına biniyor. Hem Bağdat valiliği hem de komuta. Komuta tamamen Albay Halil'e devrediyor. Albay Halil de bunun üzerine Kutulamare'ye saldırılar düzenliyor ve yavaş yavaş kapanı kapatıyor. Kutulamare'nin önündeki İngiliz birlikleri yavaş yavaş geri çekiliyor. İngiliz birliklerine diğer generaller tarafından yardım gitse bile Albay Halil ve aslanları bunları durduruyor. Ve bir yandan daha bir yiğit Mehmet Muzaffer durduruyor. Mehmet Muzaffer kim? Mehmet Muzaffer kendisi Kutulamare'nin kahramanlarından birisi. İngilizlere karşı büyük başarılar gösterirken şehit düşmüş bir yiğit arkadaşlar.
Bunun üzerine bölgeye Mehmet Muzaffer de yani büyük başarılar gösteriyor. E peki böyle gidiyor. İngilizlerin ajanı var. Kahraman yani generalleri var. E peki bizim ajanımız yok mu? Yani Arap halkı Osmanlı'ya karşı çekecek, Osmanlı'nın yanına alacak birisi. Tabii ki de var. Kim? Binbaşı Mümtaz Bey. Binbaşı Mümtaz'ın görevi de Arap yerli halkı Osmanlı'nın yanına çekmek, onların gönlünü almak. Ama elinde altın olmadığı için maalesef bunun çok fazla başarılı olamıyor. Ve kendisi Albay Halil'in yanına çağrılıyor ve onlarla birlikte savaşıyor. E peki bir yandan da gelelim Yahya Kaptan'a. Yahya Kaptan kim? Kendisi Kuvayi Milliye Komutanı ve çocuk yaşlarından itibaren çetecilere karşı, Osmanlı'ya karşı savaşan çetecileri, Bulgar çetecilerini kök söktüren bir komutan kendisi. Büyük bir komutan, Yahya Kaptan. Kendisi Albay Halil tarafından, Halil Paşa tarafından Kutul Amare'ye çağrılıyor. Bunun üzerine Kutul Amare'de o da büyük başarılar gösterecektir tabii ki. Peki İngiliz ajanlar ne yapıyor? İngiliz ajan Lawrence da orada bir tane Arapların şeyh dediği birisine büyük altınlar veriyor. Osmanlı'ya karşı onlar da birlikte savaşacak ve yardım edecek. 15 bin altın veriyor. 15 bin altın sandık veriliyor. Yahya Kaptan'ın amacı görevi bu Arap yerli halkı durdurmak, isyancı Arapları durdurmak, bastırmak ve görevinde Kutul Amare'de başarılı oluyor ve 15 bin altını da Osmanlı'ya hazinesine büyük kazancı dokunuyor arkadaşlar. Bunun üzerine Albay Halil ve birlikleri de yavaş yavaş Kutul Amare'yi kuşatıyor. Mehmet Muzaffer de muazzara sırasında şehit düşüyor arkadaşlar. Kendisi büyük başarılar gösteriyor. İngiliz komitecilerine geçit vermiyor ve büyük bir şekilde İngilizlerin cephaneleri bir patlatıyor ama bir gün çarpışma sırasında bir yiğit Mehmet Muzaffer maalesef şehit düşüyor. O da şahadet şerbetini içiyor ve Kutul Amare'nin şehitlerinden birisi oluyor. Ve Kutul Amare'de Osmanlı askerleri yavaş yavaş susuzluk çekecek ama o susuzluğa rağmen onların yanında olan bir şey, o son model silahların olmamasına rağmen onların elinde olan bir şey ne var? İmanları. Son model silahların değil, imanın kazandığı bir cephe oluyor Kutul Amare Zaferi. Çanakkale'den sonra en büyük başarılardan bir tanesi ve Osmanlı'nın ilk zamanlarında çok ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çokça kutlanan bir zafer. Kutul Amare Zaferi arkadaşlar. Büyük zafer. Ve bunun üzerine Albay Halil ve birlikleri de yavaş yavaş artık Kutul Amare'yi kuşattılar. General Tavzun müşteri vaat veriyor. Size şu kadar değerinin altın verelim. Halil Paşa kabul etmiyor. Halil Paşa ordunuza ya teslim olursunuz ya da bir şehri alırız. Bunun üzerine aç kalan, aylar boyunca savunma yapan General Tavzın ve askerleri çok feci bir şekilde aç kalıyor. Ve bunun yardım da gelemeyince, yardımlar da her taraftan kesilince Kutul Amare geri alınıyor ve Kutul Amare Osmanlı sancağı dikiliyor. Ve Allah'ın aslanları Kutul Amare zaferini bu sayede bugünlere hafızamıza kazınmış oluyorlar. Ve imanın yendiği bir cephe daha olan Yemen çöllerinde susuz kalan aslanlar Kutul Amare'de kazanıyor. Evet, büyük bir zafer Kutul Amare. Büyük bir zafer. Ve Kutul Amare muhasarası sırasında Alman Gos Paşa'nın ölümüyle Gos Paşa da öldükten sonra Halil Paşa'ya Kutul Amare başarısından dolayı, zaferinin başarısından dolayı paşalık rütbesi veriyor. Ve Halil Kut Paşa paşalık rütbesine geliyor. Bunun üzerine herkes Halil Paşa'yı kutluyor. Yahya Kaptan ve birlikleri de büyük başarılar gösteriyor. Ve oradaki yerli isyancı halkı büyük bir şekilde durduruyor. Ve büyük başarılar gösteriyorlar arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte bir tarih videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlere unutulan, unutturulmaya çalışan bir zaferi anlattık. Kutul Amare zaferi. Onca imkansızlık içinde, onca susuzluk içinde ve onca
son model silahın olmamasına rağmen, bozulan tüfeklere rağmen imanın kazandığı bir savaşı daha sizlere anlattık. Bugün sizlere Kutul Amare Zaferi'ni anlattık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız kanala abone olabilir ve videolarımıza like atabilirsiniz. İsterseniz dislike atın, fark etmez. Ama videolarımızı beğenin, beğenmeyin. Size kalmış. Ama şunu unutmayın. Bir sonraki tarih videoda daha sizlerle görüşmek üzere. Bugün sizlere Osmanlı'nın muzaffer zaferlerinden bir tanesi daha anlattık. Ve bunun üzerine sizlere iki tane kitap önereceğim. Bir tanesi İsmail Bilgin hocamın Kutul Amare adlı kitabı. Bir tanesi de Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamın Kayıbir Ertuğrul Gazi'nin Ocağı adlı kitabı. Ve böyle kitapları anlatacağım. Peki Kutul Amare'de kazanmalarının yanı sıra ne mi? Evet, Halil Paşa'nın ünlü konuşmasına gelelim. Üniformanızı kefen belleyin. Üniforma yeri geldiğinde ateşten gömlek, yeri geldiğinde bir kefendir. Kah ateşler gibi yanarsınız, pervaneler gibi. Kah soğuk denizlere girersiniz, çağlayanlar gibi. Bunun üzerine üniformasını kefen belleyen aslanlar, üniformasını ateşten gömlek belleyen aslanlar, üniformasını kefen belleyip toprağa bir dakika sonra öleceklerini bilen Allah'ın aslanları Kutul Amare'yi sonuna kadar almak için ellerinden geleni yapıyor ve Kutul Amare zaferi hafızalarımıza kazınıyor arkadaşlar. Siz de önünüzdeki bir giysinizi herhangi bir savaş olursa kefen belleyin. Şunu unutmayın arkadaşlar, bu zorlu günleri de atlatacağız. Daha önce yaptığımız gibi, Çanakkale'de bir olduğumuz gibi ve daha nice yerde bir olduğumuz gibi yeniden tek yürek olup bu zorlu süreci atlatacağız. Sizlere evde kalın diyor, sağlıcakla kalın diyor, evde kal Türkiye'm diyor ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyor. Hoşça kalın, bye bye.